Başarıya ulaşabilmek için neler yapmak gerekir, nasıl bir yol takip etmek gerekir, hedefe nasıl kilitlenmek gerekir ve de hedefe nasıl ulaşmak gerekir, bunlarla ilgili olarak konuşacağız. Yasemin Hanım, hemen bu konuda belki de en çok kulağımıza gelen ifadelerden bir tanesi NLP. NLP nedir? NLP tekniği dediğimiz şey nedir? Yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu apayrı bir konu ama siz o konuda bizi aydınlatacaksınız. NLP teknikleri nedir? Buyurun. Evet, NLP ilk olarak 1970 yılında The Magic of Structure isimli, yani sistemin sihri, sistem büyüsü isimli bir kitapla ortaya çıkıyor. John Grinder ve Richard Bandler isimli iki kişi bunu buluyorlar. John Grinder zaten dil bilimci. Richard Bandler de matematikçi ve o zamanlar için psikoloji öğrencisiymiş. Şimdi bu sistemi kurarken Virginia Satir gibi, Eric Milton gibi gerçekten alanında çok başarılı insanları modelliyorlar. Ve NLP'nin hedefi şu. Aslında biz NLP diyoruz ama NLP dediğimiz şey terapilerde kullandığımız birçok sistemin aslında hedefe yönelik, başarıya yönelik birleştirilmiş hali diyebiliriz. NLP'de biz şunu yapmayı hedefliyoruz. Diyoruz ki başarısız insanlar acaba neden başarısız oluyor? Başarılı insanlar nasıl başarılı oluyor? Başarısız insanlar başarılı insanları modelleyerek başarıya ulaşabilirler mi? Aslında NLP temel anlamda bunu bize anlatmaya ve bunu bir sistemli bir hale getirmeye çalışan metotların birleştiği bir sistem diyebiliriz. Burada NLP açılımına baktığımız zaman nörolingüistik programlama diye geçiyor. Yani hedeflere yönelik çalışırken zihnimizi ve dilimizi programlamamız gerektiğini ifade ediyor aslında isminde. Bu da az önce sizin ifade ettiğiniz aslında o hedefe kilitlenme kısmı. Yani hedefe yönelik zihinsel ve dilsel bir şekilde hazır olduğumuz zaman, emek sarf ettiğimiz zaman ve bunları sistemli bir şekilde yaptığımız zaman nasıl başarı olacağımızı anlatıyor. En kısa özetiyle bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi NLP tekniklerinden bahsederken sizin kullandığınız iki tane önemli ifade var. Bir tanesi zihni anlamda odaklanma, birisi de dille odaklanma, lisanla odaklanma. Bunu birazcık açabilir miyiz? Zihnen odaklanma dediğimiz şey başarıya gitmede ya da başarıyı elde etmede ve dille odaklanma nelerdir? Evet. Şimdi ben dille ilgili kısımdan başlamak istiyorum izninizle. Çünkü dil kısmı aslında hepsinden en önemli, gerçekten yer kaplayan ve aslında en çok zihnimizde artık anlamlandırmamız ve ilerlememiz gereken bir alan. Çünkü şöyle bir durum var. Hepimiz biliyoruz ki düşünceler çok önemlidir. Çünkü düşüncelerimiz genelde inançlarımıza dönüşür, inançlarımız da konuşmalarımıza. Burada da dilin programlaması devreye giriyor. Ama işin özünde öncelikle düşünceleri oluşturan kaynaklara bakmamız lazım. Burası işin püf noktası ve birçok insan maalesef burayı kaçırıyor. Şimdi ben eğer negatif insanlarla bir araya geliyorsam, işte çevremde başka insanların dedikodusu yapılıyorsa, sürekli eleştiri varsa, neyin hayatta eksik, neyin yanlış gittiğiyle ilgili konuşuluyorsa ve eleştiriliyorsam, dinlediğim şarkılar böyle karamsar, dünyayı kötüleyen, böyle hani arabesk, kötü demeyeceğim, hani arabesk dinlemeyi çok seven insanlar da var. Katarsis noktasında bazen arabesk de işe yarıyor ama hani bazen o negatif ağır dramlar vardır ya, onu şarkıda da alırsınız, içselleştirirsiniz. Bu noktada eğer ben bu tarz kaynaklardan besleniyorsam, izlediğim diziler, filmler böyleyse benim düşüncelerim zaten negatif olarak şekillenecektir büyük olasılıkla. Dolayısıyla benim ilk önce nasıl bir insan olmak istiyorsam, hedefimde ne varsa o yola gidecek şekilde kendimi beslemem gerekiyor. Manevi hayatımda iyileşmeler, düzelmeler istiyorsam manevi kaynaklardan beslenmeliyim. Eğer kendimi farkındalıklar oluşturmak, bir takım şeylerimi düzeltmek istiyorsam, mesela dertleşelim gibi programları, psikolojiye dair işte söyleşileri takip etmek, bizim ne yapıyor? Zihnimizi o hedefe yönelik bilgilerle doldurmuş oluyor. Burası en kritik, en önemli nokta. Çünkü herkes bize düşüncelerimizi değiştirmemizi söylüyor ama bunu yapmak için neleri değiştirmemiz gerektiğini söylemiyor. Nelerde kendimizde farklı kazanımlar elde etmemiz gerektiğini söylüyor. Sadece değiştirin diyor. Dolayısıyla beslendiğimiz kaynakları değiştirirsek, böyle sağlam, gerçekten faydalı kaynaklardan beslenirsek
düşüncelerimiz öncelikle zaten temiz, güzel, berrak olacaktır. Bu birinci Evet. nokta. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa devam ediyorum. Yok, buyurun siz devam edin. Ben en sona sorayım. Tamam. Bu arada bu konular benim küçüklüğümden beri çok ilgimin olduğu konular ve anlatırken gerçekten çok heyecanlanıyorum. Hayat değiştiriyor. Yani burada bahsettiğim enerji hayat değiştiriyor değil. Farkındalıklar hayat değiştiriyor. Olaylara birazcık da ya evet aslında böyle de yapılabilirmiş dediğimiz zaman hayatımız değişmeye başlıyor. Bu yayın niyet ediyorum inşallah sizler için de uyguladığınız takdirde hayat değiştirici bir yayın olsun. Karar verdiğiniz ve eylemi geçtiğiniz takdirde gerçekten hayatınıza güzellikler getirsin inşallah. 2022 çok güzel bir şekilde girmiş olursunuz ve hedeflerinize yönelik çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Düşüncelerimizi berraklaştırdık, temizledik kaynaklarımızı. Benim düşüncelerim de bu noktada zaten evet bunu neden düşünüyorum, bunu daha farklı aslında anlamlandırabilirim kısmına geliyoruz. Zaten kendi kendimizin terapist olmakla ilgili bir yayın yapmıştık hatırlarsınız. Orada düşüncelerimizi nasıl değiştirmemiz gerektiğini çok uzun uzun detaylı bir şekilde paylaştık. Burada da düşüncelerimiz kısmında şuna dikkat etmek lazım. Genellikle çarpıtmaları çok kullanırız. İşte her şey, her zaman, herkes. O genellemeler, çarpıtmalar, etiketlemeler, kişiselleştirmeler olayları bunlar düşüncelerimizde olduğu zaman zaten dilimize de yansıyor. Ve biz bunu bir şekilde artık sözcüklere dökmüş oluyoruz. Çok söylüyorum, Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşma kitabında insanın der söylediği sözleri büyü niteliği taşır. Yani sözlerle anlaşma yapmak gerekir. Zaten dilimize baktığımız zaman da hani sözleri, kullandığımız kelimeleri çok çok dikkat etmemiz gerekti. Sürekli vurgulayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani ifade ettiği gibi ya hayır konuşun ya susun. Hayır konuşma kısmı zaten birçok öğretide hep vurgulanan bir şeydir. Emerson'un da şeyi sözü çok hoşuma gider. Dualarınıza dikkat edin, gerçekleşebilirler der. Şaka olarak bile söylediğim pek çok şeyin hayatımda tezahürünü gördüm, yaşadım. Artık konuşurken böyle çok dikkat etmeye çalışıyorum ve günün değerlendirmesini yaparken de acaba ben neleri konuştum, neler söyledim diye gerçekten çok sık düşünmeye başladım. Yani aslında dil programlaması dediğimiz kısım ta o beslendiğimiz kaynaklardan başlayıp düşünceleri değiştirip bir şeyi söylerkenki farkındalıkla alakalı bir noktaya geliyor. NLP diyor ki öncelikle kullandığınız kelimeler olumlu olsun diyor. Ama bu şey değil, pozitif cümleler kurun anlamında değil. Bir hedefinizi ifade ederken onu ne yapın? Pozitif kelimelerle söyleyin. Sigara içmeyeceğim dediğimiz zaman mesela değerli arkadaşlar ne oluyor? Beynimizde sadece sigara ve iç kelimeleri oluyor, ifadeleri. Şimdi dediğine bakarsanız hani sigara içmeyeceğim, hani sigarayı bırakmak güzel bir şey gibi geliyor ama beynimiz bunu bu şekilde algılamıyor. Hatta burada şöyle küçük bir test yapabiliriz. Size bir şey söyleyeceğim ama onu lütfen yapmayın, rica ediyorum yapmamaya çalışın. Kesinlikle kendinizi tutun ve yapmayın, olur mu arkadaşlar? 30 ile 2'yi lütfen çarpmayın. Lütfen çarpmayın. 30 ile 2'yi çarpmayın. Şimdi direkt çarpıyor. Değil mi Asım Hocam? Sizde oldu mu bilmiyorum. NLP daha önceden bilen birisi olarak. Ben bu konuda birazcık eğitimli birisi olduğum için yapmadım zaten bir şeyi. Ama hemen kafanızda canlanıyor evet. Zaten. Bir şeyi karşınızdaki ısrarla söyleyince otomatik olarak canlanıyor kafanızda. Sadece bunu hayata geçirmemenizi icap ediyor. Kesinlikle yani hedeflerimizi biz o şekilde ifade ettiğimiz zaman beyin ister istemez bu şekilde davranıyor. Ben artık tembel olmayacağım, ben artık savurgan olmayacağım, ben artık sorumsuz olmayacağım. Hep sorumsuz olmak, savurgan olmak hep bunlar var. Dolayısıyla ben hedeflerimi olumlu kelimelerle ifade edebilirim. Ben artık sağlıklı yaşamaya karar veriyorum. Ben artık düzenli bir insan olmaya karar veriyorum. Ben paramı dikkatli harcamaya karar veriyorum. Bakın, savurgan olmayacağımla paramı dikkatli harcayacağım arasında çok ciddi fark var. Beynimizi böyle yeniden kodlamamız ve yeniden aslında cümlelerimizle çerçevelememiz gerekiyor. Ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı. Onun dışında NLP der ki
Başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır der. Mesela bu çok ilham verici bir şeydir NLP'nin varsayımlarında. Ve bunu dil kalıbı haline getirdiğiniz zaman, hayır bu başarısızlık değil, bu bir sonuç deyip o sonucu estetik bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman hayatta değişimler başlıyor. Biri sizi etiketlediği zaman, hani dedik ya söz büyüdür diye, Dört Anlaşma kitabında hep bu sıklıkla ifade edilir. Ben acaba iç sesimle kendimi nasıl büyülüyorum? Acaba başka insanlara neleri telkin ediyorum? Ve acaba o telkinleri ne kadar kabul ediyorum kısmı çok kıymetli. Yani etiketliyoruz kendimizi. Ben diyorum ki ya ben ya sorumsuz bir insanım diyorum. Çünkü programa geç kaldım. Halbuki şu olayı şu şekilde değerlendirebilirim. Ben sorumsuz olduğum için o programa geç kalmadım. Programı o kadar önemsiyorum ki çalışmalarım bir türlü, hazırlıklarım bitmedi ve bir şekilde geç kalmış oldum. Bunu söylediğim zaman ha demek ki programı çok aşırı önemsiyorum. Burada kaygıyı keşfedip onun üzerine çalışırsam bu problemi düzeltebilirim. Ama ben kendimi sorumsuzum diye etiketlersem, çevrem beni sorumsuzsun diye etiketlerse bu bizi çözüme ulaştırmıyor. Dolayısıyla kişilik değil davranışları etiketlememiz çok kıymetli. Çocuklarımıza çok yapıyoruz bunu. Sen tembelsin, sen bunu yapamazsın. Bak oğlum sen böyle bir insan değilsin. Kızım sen şöyle bunu yapabilecek biri değilsin. O kadar çok söylüyoruz ki ve fark etmeden insanların bu söylediklerini kabul etmiş oluyoruz. Mesela ailemle konuşurken onların böyle ifadeleri olduğu zaman diyorum bir saniye bunu değiştirelim. Kızım sen şu alanda şöylesin ama diğer alanda böyle değilsin. Ben de yanlış yaptığımda bu noktada hemen o cümleyi düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü beynimizi kodluyoruz. Kullandığımız kelimelerle söylediklerimiz inançlarımıza dönüşüyor ve inandıklarımızı çoğunlukla söylüyoruz. Dil kalıpları bu noktada çok kıymetli. Evet. Bu arada o zaman bir ekleme de yapayım. Kullandığımız cümleler hedeflerimizle alakalı belirlemiş olduğumuz cümleler kesinlikle olumlu olacak. Bu birincisi. İkincisi süreklilik arz edecek. Doğru mu? Sürekliliğinin mutlaka anlaşılması icap ediyor. Geçmiş zaman evet. Ya da gelecek zaman ifade etmeyecek. İçinde bulunduğunuz anı da kapsamış olacak. Bunlar çok önemli ve asla olumsuz olmayacak. Buna özellikle vurgular yapmak lazım. Yani az önce sizin dediğiniz gibi daha başarılı oluyorum ya da ne bileyim paramı daha fazla biriktirmeye başlıyorum ya da kendime daha fazla zaman ayırıyorum gibi ifadeler. Kendime daha fazla zaman ayıracağım değil de yani bir gelişme olması icap ediyor. Bir olumlu cümle olması gerekiyor. Bir de süreklilik ifade etmesi icap ediyor. İçinde bulunduğumuz anı da kapsayacak şekilde. Peki. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz Asım Hocam. Oraya küçük bir eklemede bulunmak istiyorum. İşte dediniz ya hani geleceği bırakmadan hani yapacağım, işte kendimi geliştireceğim, artık düzenli olacağım. Bu gelecek eki içeren şeyler, ifadeler hep bizim yapacağımız işi geleceğe bırakıyor. Evet. Enerjisel anlamda baktığımızda da bu böyledir. Zengin olacağım, olacağım. Hayır şu an zenginsin zaten. Şu anki zenginliğini gördüğün zaman zengin olacaksın. Ama o geleceği ertelendiği zaman, yapacağım, edeceğim dediğimiz zaman artık ömür geçiyor ama hiçbirini yapamadığımızı görüyoruz maalesef. Evet. Çok önemli bir noktaydı. Çok teşekkür ederim kattığınız için. Burada mesela bir ekleme daha yapmak lazım. Belki de bundan aylar önce bizim YouTube kanalımızda kitap okuduğumuz bir programımız vardı. Sonra meşgaleler artınca kitap okuma programını birazcık öteledim açıkçası ama yapacağım inşallah. Okuduğumuz kitaplardan bir tanesi Yatağını Topla isimindeydi. Şu anda kitaplarla seyahat playlistte, oynatma listesinde var. Onu bulabilirsiniz kıymetli seyirciler. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Orada çok güzel örnekler var. Onlardan bir tanesinde de yatağını topla derken aslında güne ilk başladığın andan itibaren hiç modunu düşürme, hiç temponu düşürme ama aynı zamanda güne başlarken dünden planlamış olduğun şeyleri yaparak başla. Bunun ilk ayağı da yatağını toplamak olsun idi. Pes etmemek icap ediyor. Ne olursa olsun hayatta neyle karşılaşılırsa karşılaşılsın. Bir başka şey bazen hani Yasemin Hanım siz de böyle çok duygusal bir insansınız benim gördüğüm kadarıyla.
Dışarıdan işte A şahsından, B şahsından gelen sözler olabilir, kırıcı ifadeler olabilir, hakaretler olabilir, küfürler olabilir. Sosyal medyada zaten ağzı olan konuşuyor. Misali parmaklarıyla yazabilenlerin hepsi yazıyor. Böyle olunca da insanın moralini bozabiliyor. Ama ben artık çok aldanmamayı ve aldırmamayı öğrendim. Ve onların kötü sözlerinin bana zarar veremeyeceği gerçeğini kendime sürekli tekrarlar hale geldim aylardan beri. O yüzden artık çok rahatım. Size de tavsiye ediyorum. Seyircilerimize de tavsiye çok ediyorum. Teşekkür ederim.